Ben Doktor Mustafa Argun, çocuk kardiyoloji branşında uzman hekim olarak çalışmaktayım. Kayseri Şehir Hastanesi eğitim sorumlusu ve klinik idare sorumlusuyum. Hastamız prematür 27 hafta doğan bir bebekti. Daha sonrasında ciddi solunum sıkıntısı, bağırsak problemleri ve 3. haftasında kronik akciğer hastalığıyla mücadele etti. Bu sırada kalp yetersizliği ve kronik akciğer hastalığı mekanik ventilatörden yani solunum cihazından çıkmasını engelliyor idi. Ekokardiyografik incelemesinde aorta ile akciğere giden damar arasında PDA dediğimiz bir damar açıklığını daha önce saptamıştık ve bunun devam ettiğini gördük. Ve bu rahatsızlık hastanın mekanik ventilatörden yani solunum cihazından çıkmasını engellemekteydi. Ve kronik akciğer hastalığının iyileşmesi üzerine olumsuz etkisi vardı. Biz anjiyografik yöntemle yani kasığından, kasıktaki atar damar ve toplar damardan buralara kılıf yerleştirerek uygun kateterlerle girdik. Aortadan akciğere giden damara açıklığını, deliği anjiyografik olarak da saptadık. Klinik olarak önemli bir büyük bir açıklıktı. Bunu biz anjiyografik olarak anjiyografi işlemi sırasında kapattık. Anestezi işlemi altında yapılan bir prosedür. Sonrasında herhangi bir sıkıntımız olmadı. Solunum sıkıntısı hızlı bir şekilde iyileşti. Ve taburculuğu da gerçekleşebildi. Şimdi bebeğimiz 2,5 aylık. Yani aslında beklenen doğum tarihinde 1150 gram doğmuştu. Biz işlemi yaptığımız zaman 1300 gramdı. Bugün ise 3000 gram ağırlığında ve tüm yaşadığı önceki işte solunum sıkıntısı, bağırsak problemleri, kalp yetersizliği sorunlarıyla bütün klinik olarak bir ekip olarak mücadele ederek hastamızın tedavisini gerçekleştirdik. Bu anlamda çok mutluyuz. Bu işlemde Kayseri Şehir Hastanesi'nde bu kadar küçük bir bebeğe yapılması anlamında ilk diyebiliriz. Bundan sonraki aşamalarda da uygun vakalarda bu işlemin başarılı şekilde uygulamayı düşünüyorum. Merhaba, ben Kayseri Şehir Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım uzmanı olarak çalışıyorum. İsmim Doktor Ahmet Özdemir. Bizim tabii bu prematür bebeklerde özellikle yeni doğan yoğun bakımlarda işimiz, asıl işimiz prematür bebeklerin takibi. Onları taburcu edip ailelere bir hassas bir dokunuş yapabilmeyi hedefliyoruz biz. Onlara ne kadar sağlıkla mümkün olan kronik problemlerden en aza indirgemiş bir şekilde aileye bebeği verdiğimiz zaman bu bizim için en büyük mutluluk kaynaklarından bir tanesi. Bu anlamda da yeni doğan yoğun bakımlarda özellikle prematür bebeklerde en çok karşılaştığım sorunlardan bir tanesi Mustafa hocamın da bahsettiği gibi bebeklerdeki bu büyük damarların arasındaki ductus dediğimiz açıklığın devamlılığın doğumdan sonra devam ediyor olması. Bu aşamada biz yeni doğan yoğun bakımdaki bebekler özellikle erken doğum sonrası solunum cihazından ayrılamadıkları zaman ve de kalpte her gün günlük yaptığımız muayenelerde üfürüm saptadığımız bebeklerde ekokardiyografik incelemesini kardiyoloji ekibimizin de bize müthiş desteğiyle birlikte çok hızlı bir şekilde yapabilmekteyiz. Bu anlamda da bu bebeğimizde de bizim PDA dediğimiz ductus açıklığı saptanmıştı. Sonrasında biz medikal ilaç tedavisiyle kapatmayı denememize rağmen kapanmaması üzerine kardiyoloji ve yeni doğan ekibi olarak bir konsey oluşturduk ve bebeğin anjiyografik yöntemle en az invaziv girişimle kapatılması yoluna gitmiş olduk. Bu anlamda da bu bizim yeni doğan yoğun bakımda takip ettiğimiz özellikle term bebeklerde baktığınız zaman 10.000'de 5 civarında bir PDA sıklığı varken bu prematürite arttıkça özellikle bu bebek gibi 28 haftanın altındaki bebeklerde %80'lere kadar ulaşıyor bu oran. 3'te 1'inde neredeyse biz bu sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bazılarında ilaçla kapanırken bazılarında da böyle anjiyografik olarak ya da cerrahi olarak kapatılma yoluna gidildiği oluyor. Bu bebekte de biz anjiyografik yolu tercih ettik ve daha ne kadar hastayı erken taburcu edebiliriz onun yoluna gittik. Hastamızın da mekanik ventilatörden 21. gününde işte PDA'sının kapatılması üzerine hızlı bir şekilde mekanik ventilatörden ayırıp kronik akciğer problemlerinin daha sonrasında kolayca tedavi olmasını sağlayarak aileye bebeği verdiğimiz için
Biz de çok büyük mutluluk yaşadık. Bu anlamda da bize kontrollere gelip gitmekte hastamızda. Kontrollerinde de biraz önce yaptığım fizik muayenesinde de sağlıklı, boyunun kilosun gelişmekte olduğu, pörsentillerine uygun bir şekilde takibini devam ettiğini söyleyebilirim size. Hem kardiyoloji ekibimize de bu arada teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Mustafa Hocam'ın ellerine sağlık diyorum. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum ben.